Seçime son 28 gün kaldı. Müsaade ederseniz bizi bir rahatlatacak mı acaba, gelecek mi Murat? Murat'cığım, sahada elemanların çalışıyor. Evet, çok yoğunuz bu arada. Sana da dakika dakika, saniye saniye sonuçlar geliyor. Evet. Durum ne? Bir özetleyelim, sonra görüşleri alacağım. Şimdi özellikle seçime yakın zamanda malum, az önce de söylediğiniz, özellikle sahada kamuoyu yoklamaları yapan, siyasi araştırmaları yapan profesyoneller şu an çok yoğun. Hepimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sahayı anlamaya, gözlemlemeye, onları anlaşılır rakamlarla raporlayıp muhataplarımıza sunmaya gayret ediyoruz. Sadece siyasetçiler için değil, bu seçim kamuoyu yoklaması yapan, siyasi araştırmalar yapan şirketler için de zor bir seçim. Tahmin etmesi de çok zor bir seçim. Çünkü sahada özellikle son seçime 2 ay kala var olan siyasi aktörlerin arkadan öne doğru getirdiği bir oturmuş bir siyasi sosyoloji henüz oturmamıştı. Geçen ay itibariyle özellikle millet masası, yani altılı masada yaşanan o türbülans ve türbülans sonrasındaki tartışmalar doğal olarak siyasette bir boşluk oluşturdu. O boşluğu da Sayın Muharrem İnce önce doldurdu. Arkasından da 100 bin imzayı toplayarak Sayın Sinan Oğan sahaya çıktı. Siyasetin iki amiral gemisi, Cumhur ve Millet İttifakı da o ara aday yoklama çalışmalarıyla çok yoğun bir şekilde mesai yaptığı için orada bir kamuoyunda bir boşluk oluşturdular ve bu her iki aday seçmende dikkat çekti. Ve özellikle genç seçmende, daha apolitik olan genç seçmende bir teveccühle karşılaştı. Ama biz araştırmacılar için bu teveccühün bir kalıcı mı olduğunu yoksa geçici mi olduğunu anlayabilmemiz için bizim zamana, o saatten sonra zamana ihtiyacımız vardı. Ve o ay itibariyle, yani Mart ayının ilk haftası itibariyle başlayıp işte bu Nisan'ın ortalarına geldik. Nisan ayına kadar ki bu 40-45 günlük süreçte neler yaşandığını ve o sürecin nereye gittiğini son 40 gün içerisinde gözlemlediğimde çok yüksekte başlayan, yani çıtayı çok yüksekte başlatmış olan, özellikle tersinden geleyim diğer iki adaydan sonra Cumhur ve Millet'in analizini yaparım. Yüksek bir oranda başladılar. Yani %10'un üzerinde bir oy oranıyla başlamışlardı. En sürpriz bir şeydi. Evet. Kimilerine göre köpürtme deniyor. Ya ama onu, bir de öfkeli bir gençlik var değil mi? Ya öfkeli gençlik, gençliğin özellikle 18-25 yaş grubu gençlik siyasette daha çok böyle daha kısa ve net cümlelerle daha sert bir muhalefet istiyor. Yani öyle bir, ya bu gençler Atatürkçü, milliyetçi ve göçmen karşıtı. Bu üç konuda çok ciddi hassasiyeti var bu gençlerin ve bu gençlere net konuşan aday istiyorlar bu gençler. 40 günlük süreden işte şu güne, ilk gününden bugüne kadar o bahsettiğim rakam, Sayın İnce ile ve Sayın Oğan'la ilgili rakam kademeli olarak bir lineer eğri şeklinde yukarıdan aşağıya doğru basamak basamak indi. İşte son geçtiğimiz dün değil evvelsi günkü birkaç saha çalışmasından baktığım, gözlemlediğim konu şu. O 12'lerde toplamda 10-12 bandında başlayan şey şu anda 6-7 bandına kadar inmiş durumda. Görünen o ki kampanyaları, özellikle Cumhur ve Millet İttifakı'nın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Erdoğan'ın seçim kampanyası yükseldikçe ve seçim meydanlarında her iki ittifakın partileri ve adayları birbirleriyle ilgili sert eleştirileri yükselttikçe oradaki rakam daha da düşecektir. Seçim sonuçlarıyla alakalı da şöyle bir öngörüde bulunabilirim mesleki tecrübem açısından. Henüz rakamlara ulaşamadık ama bu iki adayın oy toplamı %5'in üstünde kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda bitmesi çok zor ihtimal görünüyor. Yani 5'in üstüne de kalırsa. Kalırsa. Altına inerse birinci turda biter. Altına inerse bu Cumhurbaşkanlığı seçim yarışı birinci turda muhtemelen biter gibi duruyor. Bizim şu anki tespit ettiğimiz rakamlar bu. Orada da genel eğilime baktığımızda bu iki adayın seçmenlerinin azaldıkça gideceği adresi, bu iki başat aktör Cumhurbaşkanı adaylarında baktığımızda o seçmenin yaklaşık %20'si Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan yana
eğer vazgeçersem oyumu kullanırım diyor. Yaklaşık %50'si de Sayın Kılıçdaroğlu'ndan yana oy rengimi belirlerim diyor. Kalan 30'u da zaten önceden yaptığı gibi sandığa gelmem diyor zaten. Bu seçmenin zaten öncesinde de sandığa gelmeme eğilimi. Yani burada karlı olan Sayın Kılıçdaroğlu diyorsun. Evet, zaten 50'yi bulup bulamayacağı da aslında Sayın Kılıçdaroğlu için gözlemlediğimiz bir rakam. Çünkü bizim gördüğümüz son bir yıldır gördüğümüz rakam Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili, Tayyip Erdoğan'la ilgili rakam 40-45 bandında bir sosyolojiye oturmuş vaziyette. Maksimum 45'e kadar gelebiliyor. Yani ittifak kurduğu partilerle beraber hepsini topladığımızda oradaki band 40-45 bandına kadar geliyordu. Muhalefetin toplam bandı da %55-60 bandın civarındaydı. İşte biz bunu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili sorduğumuz sorularda da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter sisteme tekrar dönülmelidir diyen seçmen de 60-65'lerdeydi. İstanbul seçimleri ile ilgili sorduğumuz her Mart ayında ben İstanbul seçimleri sonrasında Türkiye geneli yaptığımız çalışmada Haziran aylarında özellikle eğer İstanbul'da yaşıyor olsaydınız ve büyükşehir için oy kullanıyor olsaydınız oyunuzun rengi ne olur diye sorduğumda Türkiye genelinde de rakam aynıydı. %60-62 bandında Ekrem İmamoğlu'na oy verirdim yaşasaydım. Çünkü o artık bir siyasetin turnusol kağıdı olmuştu yani. Evet, hayır. Yani İstanbul seçimleri bir kilometre taşı oldu diyorsun. İptal edilip de tekrarlanan İstanbul seçimleri bir orada bir turnusol kağıdı. Aslında referandum referansıydı aslında o. Aynı parlamenter sistem mi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sorusunda olduğu gibi o soru %60'a kadar gidiyordu. Yani muhalefet açısından bir avantajdı. Şimdi de eğer yarış ikili olmuş olsaydı, diğer iki aday hiç çıkmamış olsaydı, bizim için, anketçiler için en kolay seçim tahmini seçimimiz olurdu. Ama bu sefer şu anda siyaset henüz daha kendi zeminine tam oturmadığı için, az önce o kiminin köpük oyu dediği, kiminin tepki oyları dediği oyların ne kadarı gidecek, ne kadarı kalacağını, onu da büyük ihtimal bu bayram sonrasında net bir şekilde ölçebiliriz. Çünkü Türkiye'de özellikle dini bayramlarda aile etkileşimlerinin, sosyal çevre etkileşimlerinin çok yüksek olduğu, yoğun olduğu dönemler. Seçime de zaten o ziyaretler, o birliktelikler doğal olarak bu sohbetleri de beraberinde getirip karşılıklı etkileşimin çok yüksek olacağı zamanlar bu zamanlar. Şimdi bu İslamcı ideolojilerin veya sağ partilerin Ramazan ayında bir avantaj sağlama durumu eskisi gibi var mı, yoksa bu aşağıya indi mi? Öyle bir etki görmüyoruz. Yok, geçmiş öyle bir bizim gençlik yıllarımızda vardı. Gençlik yıllarımız deyince değerli seyirciler, yaşımız da ortaya çıkıyor. Şimdi döneceğim hemen. Murat çok güzel götürüyor. Evet, çok sevgili güzelmiş. Nuriye, yani senelerce televizyonculuk yaptık, gazetecilik yaptık. Bu kamuoyu araştırma şirketlerinin yetkilileri öyle bir konuşur ki, yani cebir işte geometri formülleri gibi konuşurlar ve sokaktaki vatandaş, ekranları başındaki seyirci bazı konuları anlamaz. Yani ya biraz evvel bir başka şey söyledi, biraz şimdi bunu söylüyor. Bunun ortalaması ne diye düşünür. Ama Murat sağ olsun bana anlatır gibi, Bilal'i anlatır gibi, Yavuz'u anlatır gibi anlattı. Teşekkür ediyorum. Sen ne dersin bu konuda? Bu arada Nuriye'nin bundan böyle bu programda demirbaş olacağını ve programı beraber yapacağımızı da ifade edeyim. Seni dinliyorum şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Ya sevgili Yavuz, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tekrar sizlerle birlikte olmak gerçekten harika bir duygu. Önce onu söyleyeyim. Çok böyle vaktinizi almazsam çok kısa bir şey. Sevgili Yavuz tabii o kadar nazik ki hiç değinmedi. En son Türkiye MTV'de biz birlikteydik sevgili Yavuz'la. Yine 2019 seçim öncesi. Evet. Ve biz orada böyle harala gürele. Hatta Ankara'yı dedik değil mi sevgili Yavuz? Evet. Ankara bu sefer değişmezse biz dedik yayınlamayına çıkmıyoruz. Ama o gece Ankara sonuçları değişince biz yayına çıkmıştık. Hatta ben sakalımı kesmiştim. Evet, sen de sakalını kesmiştin. Ama o niçin bunu hatırlattım? Çünkü o çok güzel bir nokta, yine çok güzel bir tesadüf. Sevgili Karan'la devam edeyim istersen.
Şimdi orada böyle herkes inanılmaz şeyler söylüyor ama sevgili izleyiciler, Murat Kar'ın o dönem hem Ankara hem İstanbul için neredeyse böyle kılı kılına yine seçim sonuçları çıktı. Ve öyle sessiz ve sakin duruyor. Diğer araştırma şirketleri gibi kendi PR'ını yapmıyor, kendi reklamlarını yapmıyor ama onu yakından takip edin derim. Çünkü ben takip ediyorum. Sevgili Yavuz da takip ediyor. Dolayısıyla da yine şu anki mesela biraz önceki yapmış olduğu tahlilli bizzat alanda yaşayan bir insanım. Nasıl alanda yaşayan bir insanım? Sevgili Yavuz 2001 doğumlu bir oğlumuz var biliyorsun. Evet biliyorum Can. İşte Can var. Ve onun dışındaki arkadaşları öyle söyleyeyim. Yani 2001'den daha küçük olanlar öyle söyleyeyim. Mesela biraz önce senin söylediğin şeyde Muharrem İnce'ye çok büyük ilgi gösteriyor mesela. Çocuklar doğdu, AKP iktidardaydı. Evet. 21 yaşına geldiler, hala iktidarda. Aynen öyle. Şimdi o kesim mesela değil mi? Hani kararsız olan ya da ilk defa oy kullanacak olan kesimde Sayın İnce'nin bir etkinliği var. Geçen ay 18-25 yaş grubu gençlerde Sayın İnce'nin oy oranı %25'ti. Yaş ilerledikçe 45-50 yaşından sonra oy neredeyse sıfırlanıyor. %1'lerin dahi altına düşüyor. Ama o genç grubu, o gençlerde ama... Şimdi bayramda bu etkileşim olur mu işte? Sevgili Yavuz evet. Onu soruyor. Evet, evet. Yok, bayramın olur. Öncesinde de o etkileşim başlamış durumda. Tamam. Çünkü oradaki o yüksek destek, yüksek destek azalmış vaziyette. Daha da azalıyor. Bu nerede durur onu şu an için... En azından kestirmemiz bizim için. Evet o lineer eğri aşağı doğru inecek. Ama onun %5'in altına inmesi, oranın toplamının %5'in altına indiği an aslında biraz da seçim sonuçları ile ilgili. Oradaki kırmızı çizginiz ilgili. %5 mi? %5'tir. %5 mi? %5. Çünkü ben şunu biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Tayyip Erdoğan'ın yakalayabileceği maksimum sınır 45. O 5'i de oraya en koydum. Fazla. En fazla maksimum 45 oranı %45.1 etmiyor ama değil mi? 45. 40-45 bandında olabilecek en iyi orası için senaryo 45. Şimdi geriye kalan %55'ten Sayın Kılıçdaroğlu ne kadar eksiltir ki? 45'e yaklaşır ya da ikinci tura kalır evet. Bu istiyorsun. İşte o kalan 55'ten eğer 5'in üstünde diğer iki aday almış olursa Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 46, 47, 48'lerde kalacak ve seçim ikinci tura kalmış olacak. Ama orası %5'in altına indiği takdirde seçim birinci turda 50'nin biraz üstüyle de olsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali daha yükseliyor tabii doğal evet. olarak. Evet. Şimdi gelelim sağ tarafıma. Her ne kadar Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış 1980'in öncesinde sonrasında mücadelesi var ama aynı zamanda benim meslektaşım gazetecilik. Özellikle gazetelerin de teknik servislerinde çalışmış, bu konularda tecrübesi vardır. Benim gözümde o bir sosyolog. Alaaddin Aldemir'i ben Ankara'da ayağında spor ayakkabısıyla yürürken kitap okuduğu günleri bilirim. İyi bir sosyologdur, Türkiye'yi gezer. Türkiye'nin her yerinde de temas halinde eski çalışma arkadaşları, hala dostluğunu sürdürdüğü kişiler var. Alaaddin Aldemir bu seçim öncesinde Türkiye'yi bir öyle birkaç defa turladı. Ona soralım. Siz sahada neler gördünüz? Bu kadar tecrübeyle, Murat'ın anlatımlarıyla ikinci tura mı kalır? Birinci turda kaç fark olur? Şimdi söz sizde. Bu adam kazanmış, reis gidiyor galiba. Bu cümle, öyle mi? Bu cümle Çanakkale'deydim en son. Orada yağmur yağıyordu. Araba sıçrattı. Söyleme sahip kendime pantolon almak için bir yere girdik bir arkadaşımızla. Biz tabii Cumhur İttifakı'ndan geldiğimizi söyledik. Gözlemlemek için bu Kılıçdaroğlu seçimini gözlemlemek için geldik falan dedik. Esnaf anladık yani. Hacı amca tipi bir esnafımız, muhafazakar. Onun cümlesiydi bu. Biz ondan sonra ya buraya keşke gelmeseydiniz. Benim telefonum olsaydı söyleseniz de ben size aktarırdım. Yani Hacı amca esnaf Hacı amca yani, diyor ki bu adam kazanmış aynen, diyor. Yani. Kılıçdaroğlu'nu işaret tabii ediyor. Tabii bu örnek olur mu? Tek örnek her şeye tekabül etmez. Karşılık gelmez. Ama gözlemlediğimiz şu. Bir geriye dönüp bir analiz yapalım 20 yıl önceki. Sayın Reis-i Cumhur Tayyip Erdoğan hazır bir sosyolojinin üzerine geldi. Merkez sağ doğru yol ve o zamanki ANAP liderleri birbirlerine düşmüşlerdi.
İşte Yüce Divan'da yargılanıyordu, yok aklanıyordu, paklanıyordu. MHP iktidar ortağı olmuştu ama hükümet olamayacağını analiz edilmişti belli karar alıcılar tarafından. Bir boşluk oluşmuştu. Rahmetli Erbakan Hoca'nın da 40-50 yıllık mücadelesi. Evet. Orada bir sosyoloji oluşturmuştu yani. O sosyolojinin üzerine, o dalganın üzerine Tayyip Bey onu ve yanındaki ekip iyi değerlendirerek o dalganın üzerinde bir sörf tahtası yaptılar ve bugüne kadar geldiler. Ama Sayın Kılıçdaroğlu kendi dalgasını kendisi oluşturdu. Geldiği 11 yılda. Evet, yani bu da yanılmıyorsam adalet yürüyüşüyle başladı değil mi? CHP genel başkan olmasıyla başladı bence. Ama zirveye orada dikkatleri çekti. Oradaki şey işte ne diyordu? Gandhi, Kemal diyorlardı. Ama ben Gandhi benzetmesini çok eleştirmiştim. Ya biz Gandhi Hindistan gibi. Yani Gandhi'de Atatürk örnek alıyordu yani değil mi? Yok. Sosyolojik açıdan, psikolojik açısından baktığımız zaman Gandhi edilgen bir şey yaptı. Çünkü o zaman Dünya İmparatorluğu İngiltere'ye karşı şeyle mücadele edemezdi yani karşı cepheyle. Pasif direnişle şey yaptı. Ama biz Türk toplumuyuz yani 1000 yıllık 2000 yıllık tarihimize baktığımız zaman biz çocukluk yani kendimden örnek vereyim yani kavga yaptık hiçbir şey bulamadık taşar atarız abi tepki gösteririz yani olmadı küfür ederiz tükürürüz yani. Şimdi böyle bir toplumsal şeyimiz var baktığımız zaman. Ama onu aştı daha sonra partinin genel başkanı oldu. Evet. Altı benzemez diyorlardı ya onlar işte şimdi kendileri 8-10 benzemeze şey yapıyorlar, olta atıyorlar. Bunların hepsini getirdi, liderlik sergiledi. Toplumsal bir liderlik, CHP'yi aşan, yani CHP'nin siyasi yelpazesini aşan bir toplumsal liderlik sergiledi. Yeni söylemlerle baktığımız zaman da devleti inşa edebilecek bir devlet adamı kimliği ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bugün Bulgaristan'a gitti mesela oradaki şeyleri falan demeçlerine baktım ben hemen sosyal medyadan. Çok kıymetliydi. İdeolojinin ötesinde bir devlet adamı kimliğiyle bakıyordu. Yani buradaki politikaların hükümet politikası olmadığını, hükümetlerin gelip geçici olduğunu ama devlet politikalarının devamlılık sağladığını söyledi. Şimdi bu süreçten baktığımızda bunun karşılığını da Anadolu'da görüyoruz. Yani her ideolojiden, her mezhepten, her etnikten insan, vatansever insanların hepsinin Kılıçdaroğlu bir fenomen oluştu yani o isim etrafında. Düşünün 2021 17 Kasım'ında benim Türk Milliyet Soru'na adayım Kılıçdaroğlu dediğim zaman televizyon yayında yani CHP'nin içinden dahil ciddi bir tepkiyle karşılaşmıştım. Ya Tayyip Erdoğan'ın yenecek onun için mi sen bunu söylüyorsun falan sanki o Tayyip Erdoğan'ın ajanıymış muamelesi falan yapıldı. Ama siz Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2018'de 2018 3 Mayıs'ında geçtim. Evet. Neden 3 Mayıs? 3 Mayıs Türkçüler günü. Evet, Türk milliyetçilerinin CHP ile yollarının ayrıldığı gündür. İkinci Dünya Savaşı'ndaki şeye komünistlerin, sosyalistlerin ve Türk milliyetçilerinin kurban edildiği gündür. Siz de yeniden buluşma günümü ilan ettiniz. Ben öyle bir şey yaptım yani. Dediğim evet. Yani hani belli bir partinin genel başkanı rakamlarla falan şey yapıyor ya öyle değil. Öyle denk geldi diyelim yani. Tevafuk diyelim. Şimdi Murat Bey'in analizlerine ben katılıyorum ama bu turun İkinci tura kalmayacağını düşünüyorum. Şuna rağmen kalmayacağını düşünüyorum. Yani listelere girmedik. Listeler ciddi manada bir tartışma yarattı. Evet. Karşı tarafta köpürttü. Ama bunun da Murat Bey'in cümlesiyle söyleyeyim. Sönümleneceğini, zamanla sönümleneceğini. Şimdi şöyle bir şey var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eli de listeler konusunda zayıftı. Yani düşünebiliyor musunuz? 600 milletvekilinin neredeyse 100 tanesini kendi partisi dışında... İşte Gelecek, Demokrat Parti, hatta İyi Parti'ye de 5-6 tane kendi listesinden Saadet'i, Devası. Neredeyse 100 tanesini verdi yani. İyi Parti'den de gösterdi. Evet, İyi Parti'den de 5-6 kişi de İyi Parti'den var. Bu bence çok büyük bir fedakarlık. Korkunç bir fedakarlık. Ama Cumhuriyet'in kurucu partisi de bunu yapmak durumundaydı. Seçmenimiz de bunu anlayacaktı. Yani Cumhuriyet tarihinde bana göre, siyasi tarihimizde böyle bir olay yok. Böyle bir olay Kuvayi Milliye, Milli Kuvvetlerin bir araya getirilmesine benzetiyorum ben bunu. Ama Cumhuriyet siyasi tarafı, hayatımızda böyle bir şey yok. Cumhur İttifakı'nı gayri milli kuvvetler olarak görmüyorum ama bu tarafın bu hamlesini öyle görüyorum. Yani. Hatta geçtiğimiz günlerde yani benim karar bokluğundan işte devrimcilik ve ülkücülük suçlarından atılmış dört arkadaşımızdan sohbet esnasında biri dedi ki ya 1980 öncesinde merhum Ecevit'in yerinde Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olsa
merhum Türkeş'te uzlaşırdı, 12 Eylül darbesi olmazdı dedi. Türkeş Bey hatırlarsınız, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayına oy verme kararı almıştı. Darbe oldu o zaman biliyorsun. Yani meclis başkanını MHP oylarıyla Cahit Karakaş seçilmişti. Cahit Karakaş seçilmişti. Evet. Ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarın dedi, çıkaramadı. Yani keşke o dönemlerde bu da gerçekleşse de o 12 Eylül'ün acısını yaşamasaydı. Şimdi sevgili Murat, biraz... Yani acaba ikinci tur, sen ben biliyorum hep temkinli davranırsın ama evet. Diyorsun ki Sayın Tayyip Erdoğan 45, azami 45 ki bazıları uçuyor. Böyle. Bazıları da daha aşağıda gösterenler de var. Senin temkinli davrandığını biliyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bu yarışa ilk başladığında yani daha adı geçmeden bir takım belediye başkanlarının ismi geçiyordu. Çok gerilerdeydi. Bunu şöyle anlatayım Yavuz abi. İlk Sayın Kılıçdaroğlu mecliste konuşma yaparken AK Parti sıralarından atılan söze benim Cumhurbaşkanı adayı olmayacağımı nereden biliyorsunuz diye ilk o başlayan o serüven. O Eylül 2020 idi ilk sorduğumda Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. İlk sorduğumda Sayın Tayyip Erdoğan %55'lerde, Sayın Kılıçdaroğlu da %20 küsürlerde çıkmıştı. %20-22 civarında bir potansiyelde çıkmıştı. Kılıçdaroğlu Eylül 2020'de başlattığı bu adaylık sürecini işte getirdi o 20-30'lara geldi, 32'ler. 38'de Sayın Cumhurbaşkanını yakaladı. Biri yukarıya doğru yükselen bir trend. Sayın Cumhurbaşkanı da 55'ten başlayıp 38'de geçtiğimiz senenin ortalarında birbirlerini yakaladılar. Sonra o yarış bu son adaylık sürecine kadar 4-5 puan Sayın Kılıçdaroğlu önde şekilde gitti. Ama bazen çok makas üst üste geliyordu. Bazen bir 4-5 puan makası açıyordu. Özellikle ekonomik krizin çok yoğun yaşandığı dönemlerde Sayın Kılıçdaroğlu bir 4-5 puan daha yükseliyordu. O rakam 40'lara, 42'lere kadar Kılıçdaroğlu'nun çıkmıştı. Burada da muhalefetin işte aday sayısının çok olması tabii bunda etkili oluyordu. Özellikle muhalif HDP seçmeninin ortak adaylık konusunda Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını cebinde tutması, milliyetçi seçmenin ise muhafazakar milliyetçi seçmenin de Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığını cepte tutuyor olmasından dolayı orada hep bir boşluk vardı. O yüzden orada yani 40'lara 42'lere kadar getirmişti. Ama bu zamana kadarki süreçte Sayın Kılıçdaroğlu baktığımızda sürecini son dakikaya kadar iyi yönetti. Bir geçen ay işte bir yoğun bir türbülans yaşadılar ve o türbülanstan biraz zorlanarak da olsa çıktılar masada yaşanan krizden sonra. Bu bahsettiğim rakamlar da aslında o. Oranın toparlanması, tekrardan o bahsettiğim, az önce bahsettiğim o 45'e 55 gibi rakamın tekrar siyaseten oturabilmesi için biraz vakte ihtiyaç var. O vakitte geçtiğimiz ayı doldurduk. Daha önümüzde bir 30 günlük bir süre daha var. 28. Ben 30 diyeyim. Yuvarladık öyle diyelim. Bu süre zarfı içerisinde ben orayı biraz daha toparlanacağı kanaatindeyim. Ama hep aynı şerhi düşüyorum işte. O rakam seçim gecesi 47-48'lerde de kalabilir. O yüzden özellikle muhalif genç seçmenin bu seçim yarışını aslında birinci turda oy vermeye giderken sandıkta kafasında ikinci turu düşünerek ikinci turda nasıl oy veririmin kararını verip o şekilde gideceği kanaatindeyim en azından. Çünkü seçmenin bir aklındaki aday olur her zaman parti olur bir de gönlündeki olur. Gönlündeki, ama çoğunlukla aklındakine gider değil mi? Onu söylüyorum. Yani biz şu anda seçim öncesinde yaptığımız anketlerde çoğunlukla hep seçmenin gönlündekini yakalıyoruz. Gönlündekini anca cevabını alabiliyoruz ama. Son 10 günde? Aklındaki biraz daha farklılaşıyor. Bunu biz bir de şeyde görüyoruz. Cumhur İttifakı tarafında AK Parti ile MHP seçmeni arasında görüyoruz. Sorduğumuzda AK Parti'ye oy veriyorum diyen seçmen... sandıkta özellikle bu Erzurum'dan girip o İç Anadolu'ya doğru gelirken işte eski Selçuklu coğrafyası dediğimiz Sayın Başkanım. O coğrafyada bir AK Parti ile MHP arasında git gel yaşayan seçmen var.
O da bizim mesela anketlerimizi yanıltan bir kitledir bunlar. Orta yaşlı, sizin yaş kuşağı özellikle seçmenler. Biz sorduğumuz zaman o sosyal çevrelerinde hepsi AK Partiliyim derler. Ama o kabine girdikleri zaman, üç hilali gördükleri an MHP'ye oy verirler. Biz kamuoyu yoklamalarında MHP'yi hep 7-8 bandında buluruz. 10-12 bandında buluruz. Seçim sonuçları açıklanır. MHP her zaman üstüne mutlaka bir 2 puan, 3 puan koymuş olur. AK Parti içinde bulduğumuz, ilan ettiğimiz rakamlar genelde hep ya 2 puan, ya 3 puan, ya 4 puan hep yüksek çıkar. Bu arasındaki o seçmen, git gel saçmayan, git gel yaşayan seçmen bu. Şimdi aynı seçmeni şu anda biz muhalefet tarafında da görmekteyiz. Sorduğumuzda muhalefetin diğer iki adayının ismini söyleyen, Sayın İnce'nin ve Sinan Oğan'ın ismini söyleyen seçmene biraz daha zorlayıcı birkaç daha basamak soru sorduğumuzda, ikinci tur dediğimizde, hangisini daha çok beğeniyorsunuz dediğimizde, hükümetin genel performansını sorduğumuzda bakıyoruz ki onların da aslında dillerindeki, kalplerindeki biraz farklılık gösteriyor. Yani iş o noktaya geldiğinde, seçim süreci geldiğinde orada da ağırlığı şu anda muhalefet tarafından yana kullanıyorlar. İşte orasının daha netleşmesi için az önce söylediğiniz gibi hep o bilimsel araştırmalara da biraz yaslanarak o ihtiyatı bırakmakta fayda var. Ama son 10 günde seçim yarışı az önce söylediğim gibi seçmenin zihninde iyice netleşir. Aslında birinci turdan ziyade ikinci turun muhasebesini de yaparak seçmen sandığa gider. Yani her ihtimale karşı diyorsunuz. Nuriye, bu Murat'ın çok tehlikeli olduğunu söylemiştim. Sadece bir kamuoyu araştırmacısı değil, aynı zamanda siyaset bilimi uzmanı. Evet. Siyaset bilimi üniversitelerde ders alın. Kürsü oldu tabii yani. Evet. Siyaset bilimi öyle şey değil. Ama siyasette de her zaman 2-2 daha 4 olmuyor. Siyaset biliminde ne var? İstatistik var, sosyoloji var, psikoloji var, ekonomi. Hepsi var. Ekonomi var. Biraz bize ders veriyor ve şunu söylüyor. Ey diyor Millet İttifakı'nın birleşenleri, bu işi ikinci tura bırakmayın. Bu 18 ila 25 yaş arasındaki bu genç kitleyi ile ilgili bir takım sıcak mesajlar verip, o çocukları alın, sandığa götürün ve yormayın bu seçmeni, birinci turda bitirin. Ne dersiniz Alaaddin abi siz? Ben katılmakla beraber şu, ben birinci turda da bunun bir küçük bir gayretle bitirebileceği kanaatindeyim. Ama ikinci tura kalırsa da İstanbul seçimlerinden önce Honaz seçimleri vardı, Denizli Honaz seçimleri vardı. Yerel yönetimler. Orada 7 oyla CHP belediye başkanı adayı kazanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu'na gelene kadar şey yapıldı. Ama orada atılan fark neydi biliyor musunuz? 2400. 7 oy farklı kabullenmediler. 2400 fark yediler. Toplam seçmen sayısı kaçtı Sayın Başkan? Şu an hatırlayamıyorum onları. Toplam seçmen sayısı. Evet, ama şeyde çok yüksek. 13.000'de. Hı? Yani toplam seçmen sayısının çok küçük olduğu bir yerden bahsediyoruz bu aradaki farkı. Denizli'nin Honaz'ından bahsediyoruz ama İstanbul'da da 13.000'i beğenmeyenler 806-7. İstanbul'un ayak seslerini orada gördük. Yani şimdi oradan şuraya gelmek istiyorum. İki belediye başkanımızın Cumhurbaşkanı yardımcı olmasının da yardımcısı olmasının da bu şeyde katkısının çok olacağını düşünüyorum. Çok olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci tura kalırsa da inanın 6 farksa bu 12 farka çıkar diye düşünüyorum. Birinci turda 2 farkla alacaksak bu yüksek farkla alınır. Ama dediğiniz gibi seçmen yorulur, Türkiye yorulur. Türkiye'nin kaybedecek bir günü bile yok. Üstelik, yani devletin yeniden inşa edilmesi lazım. Üstelik çok da ciddi bir masraf yani, değil mi ya? Tabii. Yani ikinci tur ciddi bir masraf. Zaten bu birinci tur. Yani 60 milyon seçmen için 240 milyon şey basıyorlar ya. Hadi bir miktar yedekte tutulur. Hani giderken otobüs kamyon çarpar. Efendim yangın olur, selde bir miktarı yağmurda, ama 4 katı, niye 4 katı bu kadar fazla pusula basarlar? Bu da insanın kafasında başka soru işaretlerinin oluşumuna sebep oluyor. Senin için de olmuyor mu Nuriye? Biraz daha başka bir yerden bakmak istiyorum müsaaden. Evet, hadi bakalım. Sevgili Yavuz. Şimdi şöyle,
Tabii 2010'dan bu tarafa aslında zorunlu bir emekli gibi olduk biz medyada. Malum sebeplerden dolayı. Şimdi o yüzden diyorum ki şimdi malum kişilerin böyle son dönemlerde özel hayatları videolarda şeylerde geziyor. Hiç ismini bile bahsetmeyeceğim ama bir teşriki mesaimiz vardı onlarla zamanında. Ve ben şöyle diyorum, ben bir gazeteci olarak hakkımı helal etmiyorum. Niye etmiyorum biliyor musun sevgili Yavuz? Hı. Mesleğimizin en verimli çağlarında biz bu işin dışında kaldık abicim. Tamam mı? Mesleğimizin en güzel çağlarında biz bu işin dışında kaldık. Şimdi bunu da bir parantez olarak not düştükten sonra o dönem ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif üye olarak görev almaya başladım sevgili Yavuz. Biliyorum. Söylediklerinizin 2019'da Gölbaşı'ndan belediye başkan aday adayıydım biliyorsunuz. Sonra İYİ Parti'ye verildi, bırakıldı. Şimdi benim gördüğüm şu. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkan başından beri bu seçim şeyini kendi başına götürüyor aslında. Neredeyse. Tek başına. Tek başına götürüyor ve çok üzülerek bir şey söyleyeceğim. Mesela biz son 3 dönemdir Ankara, Türkiye'nin başkenti Ankara çok önemli bir yer ve maalesef Sayın Genel Başkan'ı destekleyecek bir Ankara il başkanlığı şeyleri oluşmadı. Yani o yüzden aslında Genel Başkan'ın bunu tek başına götürüyor olması bana kalsa mesela ben de böyle yapardım. Niye böyle yapardım? Ama bir siyaset bir ekip işi. Şöyle, şüphesiz o danışıyor, ediyor ama teknoloji artık o kadar elimizin altında ki. Eskidenmiş o broşürlerle seçmenin kapısını çalıp il ve ilçe yönetim kurulları gidip seçmeni bayraklarla anlatması. Şu anda zaten akşamları Sayın Genel Başkan oturuyor mutfağından, evinin mutfağından. Orada söyleyeceğini bizzat. Kelimesi kendisi söylüyor. Şimdi burada ama belli kırılmalar oluyor tabii ki. Olacaktır siyaset. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani bunun yönlendiricisi kimdir? Propaganda sorumlusu kimdir? Onu bilemem. Ama şu ana kadar bence Sayın Genel Başkan bu işi tek başına ve sanıyorum seçimi de bu şekilde bitirecek ve tek başıma yaptım diyebilmek adına belki de. Ben tek başına tabii bunlar tartışılır ama mutlaka bir ekip var. Var. Çünkü yani kamuoyuyla iletişimini söyleyeyim. Yani liderlerin yalnız başına zaten gün boyu belki yüzlerce binlerce insanla görüşüyorlar. Yalnız başlarına yapmaları mümkün değil ama kendi ekibini belirlemek okurmaya heyetiyle ayrı ayrı uyum içerisinde çalışmak daha farklı bir şey. Sevgili Aldemir, bu Murat biraz evvel dedi ki o Mart ayının ilk haftasındaki yaşanan o masadaki kalkmak sonra oturmak türbülans adını verdiği bu kadar büyük etki yaratabileceğini düşünebiliyor muydunuz? Ben o sırada hep temkinli davrandım. Hele bir durun işte uhulet suhulet dediğimde dalga geçtiler benimle ama sonuçta o 3-4 gün içerisinde tamir edildi. Yeniden oturtuldu yani oturdu Sayın Akşener. Kimilerine göre bu daha da kenetlendi, sağlamlaştı dendi ama türbülansın etkileri hala devam ediyor. Evet. Ne dersiniz? Ya öyle bir uhulalı kurra kalkılamayın ama ben partideki ilgililere ve yetkililere yaklaşık 2-2,5 yıl önce isim vererek uyarmıştım, zaman vererek uyarmıştım. Son dönem işte böyle şeylerle karşılaşabiliriz. Bunun hazırlığının yapılması gerekir diye. İstifa eden arkadaşımızın da ismini de vermiştim. Yani. Böyle olabilir diye. Varsayımda bulunarak, öngörerek. Şimdi o günü yaşadık. Ben de Ankara'daydım. Şuna emin olun binlerce İYİ Partili arkadaşımızı İYİ Parti'de kalmaları için ikna etmeye çalıştık. Çünkü İYİ Parti'nin düşük oy alması Millet İttifakı'nın hiç işine gelmiyor. Evet. Binlercesine emin olun yani. Şahit olan arkadaşlarımız var. Ankara'da hemen ya bu masadan kalkıldığı anda yani 2 saat geçmemişti. Evet, bir öfkeyle bir istifa evet, kuryası başlamıştı. Öfkeyle hemen 500 kişi toplu. Sosyal medyanın gücü değil mi Yavuz? Tabii. Orada Millet İttifakı'nı ben Anadolu mayasının toparladığını düşünüyorum. Anadolu seçmen Millet İttifakı'nı tekrar bir araya getirdi. Ha bir araya gelmeseler ne olurdu? Vallahi masadan kalkan imha olurdu. Evet. Yani o sürecin etkilerinin büyük oranda onarıldığını ama o süreç olmadan bu işi aktarabilseydik bu iş kesinlikle ikinci tura kalmazdı. Ondan öte de iki belediye başkanımızı
son dakikaya kadar Cumhurbaşkanı adayı noktasında tartıştırmasaydık, Sayın Kılıçdaroğlu 8-10 ay önce bu işler olsaydı, if şayet kullanıyorum yani şeyden. Hı hı. Olay ikinci turu bugün konuşmuyor olurduk. Evet. Şimdi Murat onu hatırlıyor. Ben hem Yeni Çağ'daki yazılarımda hem gazete televizyon programlarımda şunu söylüyordum. Yani ısrarla iki belediye başkanımızın isimleri oylatılıyor. Dedim ki ikisi de Cumhuriyet Halk Partili. Sayın Kılıçdaroğlu birini sağına alır, birini soluna alır. Bütün Türkiye'yi böyle gezer. O formülü bir yıl önceden söyledik. Evet. Hatırlıyorsun Murat. Evet, evet hatırlıyorum. Sonra da işte o kriz esnasında bunu yeniden ifade ettik. Ama yani, demokrasi böyle bir şey yani. Böyle olacak bir şey. Bunlar gayet doğaldır. Onu da bir tarafında tabii, da doğal, tabii, doğal görüyorum yani. Sağlıklı bir şey. Evet, bence de. Bu türbülans atlatılır. Değil mi? Evet. Atlatılır. Büyük oranda atlatılır. İzi kalır. Sence? Bence de. Ben Sayın İnce'nin o kadar yani şu anda belki hani gençler arasında çok popüler vesaire ama ben bunların sonuçta Sayın Kılıçdaroğlu'na döneceğine inanıyorum. Oyların bir dakika Nuriye. Yani ben çocukluğunu bilirim. Çok sevdiğim bir çocuktur bu Oğuzhan. Babala TV'de Atilla abinin oğlu. Ben onu Silivri'deki o duruşmalar esnasında babasını ziyarete gelişe gidişe esnasında yani gözleri pırıl pırıldı. Yani Muharrem Bey'i programa çıkardı. O gençler var ya, senin dediğin gençler hani çok ya ne yaptılar ya Muharrem İnce'yi o gençler? Yayınlandı mı o? Yayınlandı tabii yani. Ve yayınlandı öyle. Çok öfkelendi, ayağa kalktı sağa sola sağa. Yani tabii onları önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Montajla ilgili bir sıkıntımız var. Bir de tabii ki Oğuzhan'la görüşeceğiz. Onun bir telif meselesi doğup doğmadığını. Ama söz veriyorum Oğuzhan'ı seçimin sonlarına doğru bu programda abilik hakkımdan dolayı onu getireceğim, bir konuşturacağım. Ama ne yaptın? Bu sefer de biz ona soralım değil mi? Hep o sorduruyor hayır, hayır. Ya. Yani o 18 ila 25 yaş arasındaki gençler Muharrem İnce'ye öyle sorular sordular ki değil öylesine mi? Köşeye sıkıştırdılar ki siz izlediniz değil mi? Bir bölümünü inceledim ama o yaş kuşağıyla ilgili şu benim gözlemim şu, benim de iki oğlum var yani yaş kuşağında. Ne istemediklerini çok iyi biliyorlar. Evet. Analitik düşünüyorlar. Ne istemediklerini çok iyi biliyorlar. Zorla hiçbir şey dayatamazsınız. Yani, i̇şte Gezi direnişinde yani bunu kanıtladılar zaten. 80 önceki bizim kuşak gibi yani tarih diye safsata anlatıp inandıramazsınız. Evet. Çok açık söylüyorum bunu yani. Din diye menkıbe anlatamazsınız. Bunlar çünkü sorguluyorlar her şeyi. Neden diyor ya niye? Ben bunu yapayım niye yapayım diyor. Seni dinleyeyim neden dinleyeyim? Ne kazanacak? Bir kendi şeyleri var değil mi? Kendi kelimeleri, literatür tabii, böyle tabii, bir. Tabii. Mesela diyor ki bana benim olan anne boş yapma diyor. Şimdi bu sen duydun mu böyle bir şey sevgili Yavuz? Biliyorum bu kuşakta var. Boş yapma diyor. Şimdi boş yapma ne hocam? Dedim ki bu ne demek? Yani diyor boşuna konuşma işte abartma bilmem ne mesela ne diyor canım, boş yapma ya diyorlar. Orada şu gençlere şöyle bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ya apolitik. Vallahi hiç apolitik falan değiller. Ciddiye almıyorlar. Ciddiye almıyorlar. Bizim gibi insanlar ciddiye almıyorlar diyorlar kesin, ya. Kesin. Ben oğluma töreye ben yaklaşık 18 yıl önce sormuştum. Hacettepe Felsefe'yi bitirdi. Oğlum 20 yıl sonra yük hareket ne olur demiştim. Bana böyle pis pis sırıttı lise sonundaydı. Veya lise 1'de miydi? Ne gülüyorsun oğlum dedim. Ya. Ne alay ediyorsun? 20 yıl sonra yük hareket mi var baba dedi. Ne hayal alemde yaşıyorsunuz dedi. Düşünebiliyor musunuz? Yani? Evet. Neyse hani, ben oğlumun şimdi adını... Şimdi ayrı bir mevzu. Yani ama gerçekten böyle düşünüyorlar yani. Gençlik gerçekten böyle düşünüyor. Evet, çünkü evet. Neden? Biz ya siyah beyaz televizyonu biz 78-79'da gördük. Evet. Dünya ile bağlantımız bir ilçede... Yaşıyorduk. Bir halk kütüphanesiyleydi. Yol kenarındaki gazeteleri falan okuyarak işte tren yolu. Kese kağıdındaki. Evet. Vallahi yol kenarında gazeteleri okuyarak hatta tren yolunun kenarında ben bir Arapça yazılar buldum. Yıllarca sakladım. Kur'an yazısı falan diye. Benim için bir aydınlanma şeyiydi bu. Şimdi evet. Öyle bir yerden gelirken ya basıyor yabancı dil biliyorlar. Evet. Giriyorlar dünyanın yerinde arkadaşları var. Etkileşim evet. Çok yüksek. Tabii ki bizden farklı düşünecekler ve daha gerçekçi davranacaklar. Kesinlikle. Neyse ben oğlumun adını vermeyeyim size şimdi ama bana şey diyor, naftalin kokuyorsun. Bir de böyle bir şey var evet, ya. Naftalin evet, naftalin koktuğumuzu yani söylüyor. Ayrı fakat, bir jargon, ayrı bir... Yani
dilleri var yani. Aslında bir program Nuriye, gençleri getirelim buraya. Evet, evet, bence ya, bence gençleri getirelim. Ama hatta, önünde çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Hatta bizim içeride her seyirciler... Ben çıkmam onlarla da. Yok yok. Her seyirciler Cadde TV'nin stüdyoları Ankara'da en iyi stüdyolar. Evet, yani altyapısı mükemmel. Tribünlü de bir stüdyomuz var. Evet. Orada söz veriyorum. Seçimden önce gençleri toplayalım. Aynen. Ne diyor bunlar? Onlar hadi bakalım söylesin, kim boş yapıyormuş görelim o zaman. Olalım. Haydi Hodri Meydan diyelim. Bana öyle boş de, yapma falan. Bakalım kim boş yapıyor. Bir de şey yapalım. 80 önce birbiriyle vuruşan devrimcilerle öyküzleri toplayalım. Onu madem yapmayacağım. Öyle. Onu hazırlıyorum. Onu hazırlıyorum. Ya, sohbete döndü biraz bura ama. Tabii. Onu hazırlıyorum. Hiç merak etme. Size de birisiyle karşı karşıya getireceğim. Evet Murat, seni dinleyelim. Şimdi türbülans tamir edildi, yavaşladı artık böyle. Neler bekliyorsun? İşareti de verdin hani. Şu kuşağa biraz bir şeyler söyleyin, mesajlar verin. Hadi oraya bir mesaj daha hadi vereyim. madem öyle. Bize Millet İttifakı masasına biraz bedava danışmanlık yaptırttın burada. O gençlere ulaşmak için en kestirme ve en çabuk yol o gençlerin Sayın İnce'ye oy vereceğim demeden önceki en önemli ve en çok değer verdiği, takip ettiği siyasetçiler iki büyükşehir belediye başkanıydı. Yani Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'ydu. Onu da görmüşler ki özellikle ikisi sadece o tarafa, o genç kuşağa daha özel mesajlar veriyorlar. Belediye başkanları üzerinden daha dikkatli ve daha onlara birebir de iletişim kurmaya gayret ediyorlar. O gençler bir de tabii ki bir de o az önce bahsettiğimiz konvansiyonel iletişim araçlarıyla ulaşılacak kitle değil. Onların hepsinin elinde bir telefon, bir önlerinde bir laptop, bilgisayarları yani var. Yani yine TikTok sosyal devreye medya girecek, sosyal medya devreye. Tek başına TikTok demeyelim ama genel itibariyle sosyal medya etkileşimleri kendi aralarında da çok yüksek. Birbirlerini ikna ediyorlar. Orada zaten bu gençler arasında çok dışarıdan başka bir üçüncü kişiler olmadan ve onların etkisi olmadan bu gençler zaten kendi kendine çok sıkı bir Türk milliyetçisi, çok sıkı bir Atatürkçü oldular zaten. Evet, yani ve kimseye ihtiyaç duymadılar. Ne MHP teşkilatlarına, ne CHP teşkilatlarına ihtiyaç duymadan. Bu gençler hatta o partileri şu anda milliyetçiliklerini ve Atatürkçülüklerini sorgulayan, eleştiren bir seçmen profili var. Yani hayatlarında ocağa adım atmamıştır gençler. Ama oturun konuşun, Nihal Atsız'ından girer. Evet. Gökalp'ten çıkar. Gökalp'ten çıkar ve çok az önce Sayın Başkanımın söylediği gibi çok ciddi de entelektüel birikim sahibiler. Yani aslında o apolitiklikleri şu anki mevcut siyasetteki siyasi aktörlerin ve siyasi tartışma konularındaki siyasi konuları çok basit ve boş yapma dedikleri aslında o. Çok köpürtülmüş görüyorlar. Yani 5 dakikada kendilerini dinleyip anlayacakları bir konuyu siyasetçilerin günlerce tartışıyor olması onlara boş ve anlamsız geliyor. Evet. Aynen. Bu arada, beni en çok umutlandıran şey Türk seçmeni arasında kendinizi nasıl ifade edersiniz deyince Atatürkçülük birinci. O yüzden ben o konuda o kadar müsterim ki. Demek ki Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'a bir çağrı. Devreye girin lütfen. Şu birinciliğe için... Türk milliyetçiliği de ortak. İkisinin toplamı %60-65'ler. Çok işte. Birincil kimlik olarak kendinizi politik kimlik olarak nasıl tanımlarsınız diye sorduğumuzda %30 Atatürkçülük, %30 Türk milliyetçiliği geliyor. Aslında bunlar ikincil kimliklere de baktığımızda iç içe geçmiş kimlikler. Yani Türkiye'nin %60-65'lik bir kitlesi kendisini Türk milliyetçisi ve Atatürkçü, vatansever Atatürkçü olarak görüyor. Yani bu beni siyasilerin siyasilerin de temelde aslında biraz da ayağını basması gereken siyasi zemin aslında burası olması gerekiyor. Seçmen bunu bekliyor. Evet, değerli seyirciler, bir kısa aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz ama Murat'ı hemen göndermiyoruz. Murat bugün bizim hatırımıza kaldı. Bir yarım saat daha. Sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.